EMG aslında hastalarımızın çok korktuğu bir tetkik. Hele ki çocuklarından EMG tetkik istenince bayağı bir çekiniyorlar bu tetkiki yaptırmak için. Çocuğumuzun canı yanacak mı? İllaki gerekli mi? İğne yapılacak mı? İğneli mi EMG? Bu gibi endişeleri oluyor. Aslında EMG yapılması gerekiyorsa mutlaka yaptırmak gerek. Belli hastalıkları dışlamak için yapılması gereken bir tetkik. Değil mi? Evet, özellikle doktor istediyse, yani hangi doktorun istediği de belki zaman zaman önem kazanıyor ama özellikle doktorları istediyse belli hastalıkların dışlanması açısından muhakkak yapılması gerekiyor. O kadar korktukları kadar da ürkütücü bir işlem değil ve acı veren bir işlem de değil. Aslında minik çok insana zarar vermeyecek düzeyde bir elektrik ile çalışıyoruz. Çok minik bir elektrik veriliyor ve ona karşı sinirin yanıtına bakıyoruz. Ve birçok tetkikte de yani birçok hastalıkta da aslında sadece sinir ileti çalışması dediğimiz bu elektrikle yaptığımız kısmı yeterli Yeterli olabiliyor. oluyor. Nadiren bazı hastalıklarda iğneli kısmına geçiyoruz aslında. Tam olarak hepsinde illaki hem elektrik hem iğne olacak gibi bir durum söz konusu değil. Ve aslında küçük çocuklar da dahil olmak üzere genellikle çocuklar bu tetkiki kolay tolere ediyorlar. Yani Evet, erişkinlerin ailelerin korktuğu gibi düşündüğünün değil. aksine. Yani bazen büyük insanlarda yapmakta daha zorlanabiliyoruz. Küçük çocuklarda ağrı eşiği, ağrıyı hissetmek aslında çok daha farklı. Aynen. Bizim düşündüğümüz gibi çok acılı hissetmiyorlar ağrıyı. Onlar da Peki, uygulamak daha kolay olabiliyor bazen. ne gibi durumlarda yapıyoruz EMG'yi? Her türlü Gerekiyor. travma sonrası oluşan sinir hasarında yapabiliyoruz. Genetik geçişli kas hastalıklarında, sinir hastalıklarında yapabiliyoruz. Yine doğum sırasında olan travma nedeniyle oluşan sekellerde yapabiliyoruz. Herhangi bir Kolda felç kas gibi, güçsüzlüğü, güçsüzlük herhangi bir gibi felç durumlarda. kolda, bacakta güçsüzlük olduğunda bunun bir sinir hasarının bağlı olduğunu değerlendirmek için yapabiliyoruz EMG'yi. Bazen de diyabet hastalarında gerekebiliyor. Özellikle tip 1 diyabet Tabii, çocuklarda tip bayağı 1 sık görülüyor diyabetli artık. O nedenle de tip 1 diyabetli çocuklarda tarama amaçlı kan şekeri yüksekliğinin sinir hasarına sebep olup olmadığını takip amacıyla yapmak gerekiyor. Hastanın bir şikayeti olmasa bile takip amaçlı yıllık kontrollerinde aslında EMG ile takip etmek gerekiyor herhalde. bazı hastalıklarda sadece takip, hastalığın gidişatını belirlemek amaçlı da istenebiliyor. Her zaman aktif bir şikayetin olması gerekmiyor EMG çekimi için. İlk kısımda sinir iletilerine bakıyoruz. Aslında bizim kaslarımızı çalıştıran sinirler beyinden komut alıyor, omurilikle iletiliyor ve omurilikten çıktıktan sonra ilgili kasa gidiyorlar. Bu omurilikten çıkıp kasa giderkenki kısmını incelememiz gerekiyor. Orada herhangi bir hasar olduğu zaman onu ancak işte elektrikle o siniri dışarıdan uyararak o sinirin yanıtına bakarak değerlendiriyoruz. Duysal sinirler için de aynı şey geçerli. Hissetmemizi sağlayan sinirlerde derimizden ya da başka dokulardan duyuyu alıp yine omuriliğe iletiyorlar. Bu sinirleri de ancak bu şekilde inceleyebiliyoruz. O nedenle aslında EMG çok değerli bir tetkik. Çünkü bu sinirleri diğer görüntüleme yöntemleriyle yani bir MR'la ya da bir grafiyle değerlendirmemiz mümkün değil. Bu sinirde bir fonksiyonel kayıp var mı, yok mu, ne düzeyde, seviyesi neresi onu çok net gösteren bir tetkik aslında bize. Evet, bize yani sinirlerin fonksiyonu, hasarı, hasarın durumu, İyileşme gidişatı, süreci, iyileşme süreci ne bunların kadar hepsi konusunda. iyileşmiş ya da uzun vadedir mi mevcut bu hastalık yoksa yeni mi başlamış bunu gösteriyor. Kıymetli bir tetkik. İki kısımdan oluşuyor. Dediğin gibi yani sinir ileti incelemeleri birinci kısım. İkinci kısım da iğne EMG kısmı. İğne EMG kısmı her zaman gerekli olmuyor. Her hastalıkta uygulanmıyor aslında. Sinir ileti çalışmaları yaklaşık yarım saat 45 dakika süren, hastanın uyumuna bağlı olarak Evet, tabii ki. çocuklarda bazen daha da kısa sürebiliyor aslında. Erişkinden daha da kolay olabiliyor. İğne EMG kısmında ise incelenecek kasın sayısına göre değişebiliyor süre. Yani yine 30 dakika 45 dakika arasında süren bir işlem olabiliyor. EMG deneyimli ellerde yapılması gereken bir işlem. Bizim kendi
çalışma protokolümüz genelde EMG'nin doktorlar tarafından yapılması yönünde. Genelde böyle bir istek içerisinde oluyoruz. Yani EMG doktorlar tarafından yapılmalı. Görmek istiyoruz çünkü yanıtını hastanın birebir. Eğer bir başka tetkikte bulduğumuz bulgulara göre, çünkü tetkik değişebiliyor. Tabii ki. O bulgulara göre başka bir yöne gidebiliyor. Ek tetkikler yapabiliyoruz o sırada. O nedenle EMG doktor eşliğinde yapılması en uygun şekilde olması gereken durum.